Depremleri de şu siyasi konuları bitirince depremlerin mali yükü siz nasıl karşılayacaksınız o zaman konuşalım. 14 Mayıs gününe seçim konulması ve bunu Cumhurbaşkanlığın 14 Mayıs 1950 seçimlerine benzetmesi, bir de yeter söz milletindir demesi. Siz buna tepki gösterdiniz. Bu 14 Mayıs tarihi ve yeter söz milletindir sözü artık ne kadar kitlelerin ne kadarını etkilidir bilmiyorum ama neye, kime yarar? Sayın Erdoğan kime itiraz ediyor ben de merak ediyorum. biz 20 yıllık Sayın Erdoğan'ın iktidarına yeter diyoruz. Sayın Erdoğan zaman zaman böyle bir ayrışım oluyor. Sayın Erdoğan kendini farklı bir yere, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni başka bir yere. Onun da bir itirazı var. İtirazı var ki kendi hükümetini tasfiye etmek için aslında şimdi hepsini aday gösteriyor. Yani enkazın altında kaldı diye yeter de. Yeter söz milletin demek bakanları herhalde öyle yapmış. Anlamak lazım. Tabii bir meşruiyet açığı başından itibaren Sayın Erdoğan'ın kendisini konumlarken siyasi çizgisini işte muhafazakar demokratız diyerek yola çıktı. Zaman zaman Menderes'e, zaman zaman Demokrat Parti'ye, zaman zaman rahmetli yad edelim Özal'a referans verdi. Ama icraata baktığınızda bambaşka bir tablo var. O açıdan mevsimlik demokratlık, mevsimlik milliyetçilik, Sayın Erdoğan o noktada bir azami pragmatizmi var. Onu görüyoruz. Bir yanda milliyetçilik ayaklarımın altında diyerek sonrasında farklı farklı söylemler geliştirebilir. Bugün söylediğini yarın da değiştirebilir. Rahmetli Süleyman Demirel öyle derdi. Ne söylemekten çekiniyor ne söylediğini inkar etmekten çekiniyor diye bir tarif yapardı Tayyip Bey ile ilgili. Bugün de bu hal işte Hüdapar meselesine geldiğinizde bile görebilirsiniz. Siyasetin o işleyişi içerisinde dün söylenmiş sözlerin Sayın Erdoğan için çok bir manası yok. Elbette 14 Mayıs 1950 çok partili hayata geçerken çok önemli bir eşik. Türk demokrasinin en önemli sermayesi, kavgasız dövüşsüz iktidarı değiştirebilme kabiliyeti oldu kanaatinde. Tabii. Şimdi bu kabiliyetimizi bugün soru işareti var üzerinde. Bugün seçmen kitlelerin üzerinde acaba Sayın Erdoğan iktidarı bırakır mı diye dosajı yüzdesi ne kadardır bilmem ama zaman zaman vatandaşımızın endişelendiğini görüyorum. Öyle bir eşiğe gelmişiz. Bunca tarihsel tecrübeyi Türkiye çöpe atabilir mi? Bunları yaşanmamış sayabilir mi? Ama bugün tek bir varlığı var. Geçmişte de bir programda ifade ettim. Sayın Erdoğan'ın Türkiye ile ilgili bir hayali kalmamış. Türk milleti 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak kendisine bir zaman vermiş, bütçe vermiş, siyasal güç vermiş, siyasal güç yetmemiş, mutlak bir iktidar istemişsiniz. Önünüzde hiçbir engel yok. Ama hangi ölçüye vurursak vuralım, 2023 hedeflerinden bahseden iktidar mensuplarını görüyor muyuz? Yani işte 2 trilyon dolarlık gayri saf milli hasıla, 500 milyar dolarlık ihracat hedefi, bir takım mazeretlere sığınarak bunları izah edemezsiniz. 5 yıllık kalkınma planları, orta vadeli planlar, yıllık bütçeler, hiçbir hedeflemenizi tutturamamışsınız. Ve bugün geldiğiniz noktada Türk milletine taahhüdünüz son emeklilere 2000 lira artış teklifiyle beraber de büyük bir kitleyi siz orta sınıfı genişletmek yerine orta direğin çöktüğü bir politik tercihlerle, ekopolitik tercihlerle getirdiğiniz yer milyonlarca insanı en asgari yaşam düzeyinde eşitlemiş haldesiniz. Bu açıdan ben Sayın Erdoğan'ın Türkiye'ye bir teklifi yok. Demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili tahayyüllerini, ufuklarını gördüğümüz bir süreç. Bu değerler kendi lehine işliyorsa kabuller, işlemiyorsa zaten tukaka denilen Avrupa Birliği ilerleme raporlarını hiç duyuyor muyuz? Türkiye o bağlarını da kesti. Sayın Erdoğan zaten demokrasi liginde Türkiye'yi tutabilme imkanı bu zihniyetle mümkün değildi. Türkiye biraz daha içe kapatarak kendi siyasi hedeflerine gitme yolunu tercih etti. Bugün geldiğimiz yer burası ama ben Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusuyla, yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşıyla, dinamik özel sektörüyle, dünyayla rekabet eden, dünyaya ihracat yapan insanlarla
Türkiye içe kapatabilme imkanımız yok. O açıdan çok yapısal olarak zaten Sayın Erdoğan kaybediyor. Demografiye yenildi Sayın Erdoğan. Türkiye'de her yıl 400 binin üzerinde vefat var ve bu kitleden en fazla seçmen kitlesini kaybeden Sayın Erdoğan. Her yıl 1 milyon 250 bin ile 300 bin arasında yeni seçmen kitlesi geliyor. Kendi ortalamasının bile altında bu yeni gelen seçmen kitlesinde ve sadece kendisini görmüş bu seçmen kitlesinden oyalamıyor. Bu zaten makasın iki tarafından kesmesi gibi bir hal. Evet. Hudapar dediniz. Biz de onu soracaktık zaten. Buyurun. Yani tabii iktidarın ne kadar zorda olduğunun göstergesi, pek çok riski göze alarak Hüdapar'ın programı ile ilgili zannederim 3 ay evveldi bir ulusal kanalda da ifade ettim. Hani Türkiye'ye siyasi parti olarak kurulmuş Hizbullah referansı ortadayken Sayın Erdoğan'ın bir açmaz içerisinde özellikle Doğu Güneydoğu, Diyarbakır, Batman'dan başlayarak Hüdapar'ın desteğine ihtiyaç duyuyor olması merkezde geniş kitlelere hitap eden bir siyasi parti için çok riskli bir karar olduğu kanaatindeyim. Bütün sihri bozabilecek bir karar olduğu kanaatindeyim ama ısrarla görüyorum ki bu kararın arkasında Sayın Erdoğan savunuyor. İşte Hüdapar'ı yerli ve milli diye tarif etti. Sayın Erdoğan için bir tane kıstas var. Meksika sınırı gibi bir sınır var. Sınırın iktidar tarafındaysanız yerli ve millisiniz. Sayın Erdoğan'ın değirmenine su taşıyorsanız kabulünüz yoksa değil. Dün sosyal medyada rastladım. Sayın Erbakan Cumhur İttifakı'na katıldığı akşam neredeyse TRT ekranlarında yer buldu. Evet. Bu da bunun tabii göstergesi. Türkiye'deki işleyişi gösteren bir hal. Ben aslında nasıl bir zihin dünyasıyla... Siz hiç TRT'ye çıktınız mı? Hayır, bu zamana kadar hiçbir davet almadık. Sayın Erdoğan'ın Hüdapar tercihi aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip oldu? Yakında Hüdapar da çıkabilir. Hiçbir değer yargısı... Aklı Öncalan'ın mektubu okunursa Hüdapar da konuşabilir. Benim burada şimdi Erdoğan'ın... Bir söz, buyurun, cümleyle tamam. Hiçbir değer yargısının olmadığı, hiçbir senkronize, Türk milletiyle ilgili bir iddia ve hedeflerin olmadığı sadece ve sadece bir kişi kendisiyle ilgili hülyası var. İktidarını sürdürsün. Bunun dışında Türkiye'ye 20 yılda yapamadıkları bir 5 yıl daha yetki verdiğimizde neyi yapacaklar? Ben de merak ediyorum. Şimdi Hüdapar'la alakalı Taha Bey, Sayın Erdoğan'ın böyle bir yanı var. Kendisiyle ittifak kurulduğu zaman hemen yerli ve millilik patentini alıyor. Yani o ödül ve o şey oraya dahil oluyor. Fakat burada Hüdapar'la ciddi bir şekilde böyle hani onu kabullenmeyecek olan asıl ittifakın ortağı MHP. Devlet Bahçeli'nin bu konuda ses çıkarmaması ve orada bir şey yaptı. Sadece terörle ilişkisi yok dedi. Ki o da tartışmalı bir konu. Terörle ilişkisi yok. Çünkü dedi Hizbullah şu tarihlerde vardı. Hüdapar bu tarihte kuruldu. 2012'de kuruldu. Dolayısıyla arasında bir bağ yok dedi ve Saadettin Tantan'ı işaret etti. Saadettin Bey de bir cevap verdi. Evet. Saadettin Tantan da hayır ilişki var. Hayır, ilişki var. İsim isim burada zikretmeyeceğim. Bizim operasyon, benim İçişleri Bakanlığı dönemimde yaptığımız operasyonları en iyi takip eden, yakinen takip eden Devlet Bahçeli'dir. En iyi de kendisi bilir dedi ve tekrar topu. Sayın Bahçeli'nin sözlerini şöyle de yorumlayabiliriz. Hani benim alanım dar. Bu gerçeği en azından Saadettin Bey ifade etsin. Hizbullah'ın partisi olduğunu, o açıdan böyle bir sözü Saadettin Bey'e doğru Sayın Tantan'a sarkıtmış olduğunu düşünüyorum ben. Devlet Bahçeli'nin tavrını siz nasıl yorumluyorsunuz diye sormak isterim. O da çünkü hani Hüdapar'ın gayet iyi bir parti, temiz olduğu yönünde açıklamaları var. Bir hususu ifade edeyim. Tabii buyurun. Hem Yeniden Refah Partisi, yani Hüdapar'ı oraya koyabilir miyiz bilemiyorum ama Sayın Erdoğan başından itibaren kendi sosyolojisine hitap edecek hiçbir siyasi aktör, kurumu, parti muhalefette konumlanmasını istemedi. Yani operasyonel kiralama yöntemiyle o siyasi partilerin kurumsal kimliğini... Mesela Numan Kurtulmuş'u aldığı partisinde nasıl söyleyeyim, absorbe etti. Süleyman Soylu'yu aldı. Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, evet. Aynı mantıkla o dönem yapmışlardı.
Ama gelinen noktada tabii Sayın Erbakan bir gün önce 20 yıllık bu vebali ortak olmayız derken ertesi günü bu vebale ortak olmayı tercih etti. Kendileri tercihidir ama böyle bir bakış açısı var. Ve kapalı gişe Soğuk Savaş döneminin psikolojisi içerisinde siyasi rekabeti kodlayarak, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasi alanı kriminalize ederek, geçmişi, o tarihsel bir takım rekabet dönemlerini bugüne taşıyarak, seçmen kitlesinin arkasında tutacağını bu kutuplaşma iklimin. Ama bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla beraber aslında tabii Sayın Baykal'ı da rahmetle iade edelim, onun da o genişlemeyi 2002 sonrası yaptığını hafızamızda tutmak lazım. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber bu kutuplaşma iklimini siz geriyorsunuz bir taraftan belki halatı ama karşıdan çeken yok. Ve o havuzdan alabildiğince suyu aldı. Türkiye değişti tabii. Sayın Erdoğan'ın özellikle 2019 yerel seçimleri sonrası söylediği bir söz bence çok kıymetliydi. Sultanbeyli üzerinden hepimiz hatırlarız 1989 yerel seçimlerini İstanbul Sultanbeyli'de Ali Nabi Koçak kazanmıştı. O günden bugüne Sultanbeyli'de karnını doyuruyoruz ama vatandaş bize oy vermiyor demişti. Evet. Çünkü bir lütuf veren kişi olarak oy vermiyor dediği de %85'ten 65'e düşmüş. Ona bile razı değil. Sebebi 30 yıldır orada kapalı gişe, açık ara ve hiçbir rekabete, eşit rekabete yanaşılmadığı, yaklaşılamadığı bir durum var. Şimdi buradan geldiğimizde Hüdapar meselesini böyle bir ana akım, hele hele Milliyetçi Hareket Partisi'nin o kolon içerisinde Türkiye'deki bugün Sayın Erdoğan dizayn etmeye çalıştığı dini, milli, hamasi bir taarruz ve savunma hattı var siyasi rekabette. Bu hat içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle 15 Temmuz sonrası adliyeden mülki idareye referansları, kadrolar, bütün bunları göz önüne aldığımızda bir manası var. Nasıl böyle bir yani Türkiye'de bölücülüğün Müslümanı veyahut da Müslüman olmayanı mı var tırnak içerisinde ifade edelim. Bu alana sıkıştırarak buna cevaz verdiklerini ben de merak ediyorum. Anlayamadım. Ama Türkiye'deki milliyetçi reflekse sahip kitlelerin çok kategorik olarak bunu reddettiğini görüyorum. Evet. Mustafa Destici hiç olmasa hedeflerini biz kabul edemeyiz diye söyledi. Şimdi İktidar bloku, Sayın Erdoğan daha doğrusu, Hüdapar'la ittifak yapıyor ama siz de PKK'nın partisi HDP ile ittifak yapıyorsunuz eleştirisi. Ne diyorsunuz? HDP bir üçüncü ittifak olarak zaten hem parti olarak bir koalisyon ama onun ötesinde de Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, farklı farklı oluşumlarla beraber bir rotası var. Sayın Erdoğan söyleyecek sözü yok. Bunu bugün de söylemiyor. Bir önceki seçim de söyledi. Adayları olmasına rağmen söyledi. Bugün şu ana kadar HDP'nin bir kurumsal olarak Millet İttifakı ile ilgili bir ve Millet İttifakı'nın da altı siyasi partiden oluştuğu ortada, ölçüleri ortada. Aday çıkarmadıklarını şu ana kadar. İcraat programı ortada. Evet. Bir ortak müktesebat var. Parlamenter güçlendirilmiş parlamenter demokrasi perspektifi, ortak politikalar metni ve bunlara eklenebilecek pek çok çalışma var. Ben bu argümanın söyleyecek sözü olmadığından kaynaklı olduğunu ifade ediyorum. Tabii bir ifade ettim, dini milli hamasi bir iklim yaratmaya çalışıyor. O noktada kendi manyetiği, kitleleri o manyetikte tutabilmek için muhalefeti HDP üzerinden, PKK üzerinden çok net bir şey ifade edeyim. Türkiye'de PKK ile işbirliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'da zaten. Yani yerel seçimlere baksak Öcalan'ın mektubu, Osman Öcalan'ı. Onun öncesinde yani eline mektup verip HDP yöneticilerini Kandil'e gönderen, İmralı'ya görüştürme yaptıran yani Sayın Erdoğan değil miydi? Yani şimdi bu sözler HDP ile de ilgili. Hatta, HDP, affedersiniz, buyurun. HDP ile işte Türkiye'nin önünde bir başörtüsü referandumu teklifi var. Yani referanduma götürmek için Sayın Erdoğan'ın bir kurgusu vardı. Deprem dolayısıyla ve seçimin
14 Mayıs alınması dolayısıyla artık ona zaman kalmadı. O anayasa değişikliğine teklif yap, destek istemek için HDP'nin mecliste grubunu ziyaret eden Sayın Bekir Bozdağ da Adalet Bakanı olarak. Şimdi ona itirazı yok ama muhalefet görüştüğünde buna bir itiraz var. Bizim Millet İttifakı içerisinde olan siyasi partilerin veyahut da demokratik rejim içerisindeki tüm siyasi aktörlerin en önemli hassas olması gereken mesele demokrasiyle şiddetin sınırını çok katı çizgilerle çizmektir. Bu noktada ne terörle mücadeleyle ilgili müsamaha kabul eder ne tereddüt kabul eder. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İYİ Parti'nde, Saadet Partisi'nde, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti'nin de çizgilerinin çok net olduğu kanaatindeyim. Evet.